bugün program konumuz işsizlik ve Türkiye'nin hem büyüme rakamları sonrasında yabancı yatırımlarının ne olacağı, bu zamana kadar ilk 3 aylık ve ilk 3 aydan sonra Nisan ayında düşmeye başlayan yabancı yatırım doğrudan yatırımlar olacak. Ve program konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu. Sayın Kuşoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi çok, yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Aslında kolay gelsiniz size söylemek lazım. Çünkü teşekkür ederiz. Hem yürüyüştesiniz, adalet yürüyüşündesiniz bir taraftan. Diğer taraftan bugün aslında biz şöyle de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Adalet yürüyüşü sırasında hem adalet yürüyüşünü hem hakları, insan haklarını, hem yargıya olan o barış mesajını, hem ekonomiyi adalet yürüyüşünden gerçekleştirmiş olacağız. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar gelsin size. Teşekkür ederim. Öncelikle ben yürüyüşten bahsetmek istiyorum biraz. Sizin gözlemleriniz nedir? Siz de yürüyüştesiniz, orada zorlu koşullar var, aynı zamanda büyük katılım var, gün geçtikçe katılım artmaya da devam ediyor. Biraz izlenimlerinizden bahseder misiniz? Neler oluyor yürüyüşte? Evet, bugün 6. günü. Yürüyüş büyük bir coşkuyla devam ediyor. Hakikaten öyle, biraz önce size söyledim. Artan bir kalabalık var. Daha fazla her geçen gün katılımcı geliyor. Şimdiye kadar Ankara yakındı, gidip geliniyordu Ankara'ya. Ama bundan sonra, özellikle Bolu geçindikten sonra zannediyorum hem yeni katılımlar olacak hem de Ankara'dan gidip gelenler sürekli olarak Kılıçdaroğlu'yla beraber olacaklar. Ve işin şekli de şöyle Gökhan Bey, değişiyor sanki. Yani adalet için yürüyoruz, evet, ama bu bir umut yürüyüşü aynı zamanda. Bu bir demokrasi yürüyüşü, bu bir bilinç oluşturma yürüyüşü. Yani insanların, kamuoyunun daha fazla bilinçlenmesi de bununla söz konusu olacak. İstanbul'a ulaşıldığında, İstanbul'da ulaşılıp büyük bir miting yapıldığında aynı zamanda insanlar sorgulayacaklar. Hem Türkiye'deki vatandaş sorgulayacak hem de dünya sorgulayacak. Türkiye'de ne oluyor? Neden ana muhalefet lideri, ana muhalefet partisinin milletvekilleri yürüyorlar? Yani kendilerini mecliste ifade edemiyorlar mı? Adalet ile ilgili bir sorun, sıkıntım var. Şimdi konuyla ilgisi olmayan, gündemi takip etmeyen, mahkemelerle işi olmayan birçok insan var. Bunlar sıkıntının ne olduğunu farkında değiller. Evet. Ama zaman geçtikçe görecekler, tartışacaklar, bir bilinç oluşacak ve bilinçli olanlar için de bir umut oluşacak. Ben bugün mesela, bugün bir taraftan da Salı grup toplantımızı Çamlıdere yol ayrımında yaptık. Evet. Çok muhteşemdi. Görünmesi gerekir. Tarihi bir andı. Gerçekten siz de vermişsinizdir. Görüntüler vardır. Evet, muhteşemdi. Çok güzeldi. Orada olmasını isterdim ben birçok kişinin. Bu yürüyüşün sonunda sadece adalet değil, bir umut da olacak Türkiye için. Evet, çünkü bu çok kötü bir döneme girdik. Evet, ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Sözünüze devam edin lütfen sonra. Bu grup toplantısı, yani Çamlıdere'de açık havadaki grup toplantısı bize biraz da Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfı, okul her yerdir. Yani okul satıldıktan sonra açık havada ders yapan öğrencileri ve Mahmut Hoca'yı hatırlattı aslında. Evet, yani meclis her yerdir. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu da halkın içerisinde ve halkın meclisinde seslendi bir taraftan da. Evet. Hem milletvekillerine hem gelen katılımcılara, halka. Siyaset de her yerdedir. Evet. Dediğiniz gibi her yer okuldur. Her yerde de siyaset yapılır. Herkesle siyaset yapılır. Biz de halkın içerisindeydik bugün. Milletvekilleri, halk, basın mensupları hep beraberdik. Çok güzel bir ortam vardı hakikaten. Bir taraftan alaylar çekiliyor, bir taraftan genel başkanın tabii alaylar sonrası ve öncesi konuşmaları. Çok güzel bir ortam söz konusu oldu ve buraya katılanlar her geçen gün daha fazla umutlanıyorlar ve umut veriyorlar Türkiye'ye.
Ben şunu da merak ediyorum. Siz de katılımcılar arasındasınız, yürüyorsunuz. Orada neler konuşuluyor? Yani insanlar neler konuşuyorlar birbirleriyle? Evet, elbette yürüyüşün bir ruhu var. O yürüyüşle ilgili muhakkak çokça laf ediliyordur ama başka başka neler konuşuluyor? Mesela İstanbul'a varıldığında ne yapılacağı konuşuluyor mu? Ondan sonra neler olacağı konuşuluyor mu? Bu toplumun ve kitlenin daha büyüyerek bütün ne bileyim başka işler içinde yurda yayılacağından, iş yapacağından bahsediliyor mu mesela? Aynen öyle. Özellikle şunu da söyleyeyim, provokasyondan da korkuluyor. Evet. Cumhurbaşkanının, partili cumhurbaşkanımızın artık açıklamaları maalesef bir tedirginlik de yaratıyor. Çok barışçıl bir yürüyüşte, çok güzel bir ortamda yürüyen insanlar acaba partili cumhurbaşkanının bu söylemlerinden, bu konuşmalarından sonra bir sıkıntı söz konusu olur mu diye de endişe ediyorlar işin doğrusu. Ama herkes biraz önce söylediğim gibi umutlu. Bu yürüyüşün sonunda, bu kararlı yürüyüşün sonunda bir umut doğacağından bahsediliyor. İstanbul'da çok büyük bir kitlenin miting yapmasıyla çok şeyin değişeceğinden bahsediliyor. Herkes geçmişte buna benzer anılarını anlatıyor. Çok şey, çok sıkıntı unutulmuş, yeni umutlar doğmuş vaziyette. O bize tabii çok büyük bir moral veriyor. Ve inanın yürüyüşe katılırsanız daha fazla moralle dönüyorsunuz. Ama yürüyüşe katılanların da tepkiler konusunda merakları var. Acaba Türkiye nasıl görüyor, nasıl algılıyor bu yürüyüşümüz diye. Ama gördüğümüz kadarıyla yolda karşıdan gelen ya da yanımızdan geçen kamyon sürücüleri, otomobillerin klaksonları, bizi selamlama klaksonları, bize destek klaksonları bize çok çok umut veriyor tabii ki. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kararlılığını görüyoruz. Yani suratındaki ifade ilk günden bugüne kadar hiç moral, değişmedi. Moralini de görüyorsunuzdur. Hem kararlılık hem de moral. Moralim de çok iyi. Dikkat ediyor musunuz? Yani kararlılığıyla beraber moralim de çok iyi. Evet. Konuşmasına da yansımıştır o. Çok güzeldi bugünkü konuşmada. Moralim de gayet iyi. Evet, zaten yürüyüşün başında da Kılıçdaroğlu şöyle demişti. Benim sağlığımla ilgili siz konuşmayın. Bırakın ona ben karar vereyim gibi bir ifade kullanmıştı. Biz ilk günden bugüne kadar 6 gün geçmesine rağmen aynı kararlılığı ve şeyi görüyoruz. Evet, yüzünü... sağlığını dile getiren Sayın Başbakan. Yani işte endişe ediyoruz falan diyor. Ya, Türkiye'nin sağlığından endişe ediyoruz biz. Türkiye'nin sağlığından. Öncelikle orada bu toplumun sağlığını düşünmeleri lazım. Onu düşünerek hareket etmeleri lazım. Herkes endişeli, herkes sıkıntılı. Gittikçe daha öyle karanlıklara doğru gidiyoruz. Bunu görmeleri, anlamaları lazım. Sadece ekonomiden bahsetmiyoruz. İşte hukuk düzeni, adalet düzeni, dış politikamız, toplum ilişkileri. Her alanda bu gerilim, toplum içerisindeki gerilim bütün dokuları perişan ediyor, paramparça ediyor. Bütün değerlerimiz yok oluyor bu gerilim politikasıyla. Şurada barışçıl bir yürüyüş. Barış içerisinde herkes güle oynaya yürüyor. Görseniz o kır çiçekleri içerisinde, güzel kokular içerisinde yürünüyor. Ama bunu bile sabote etmeye çalışıyorlar. Biz izin vermesek yürüyemezsiniz gibi laflar ediliyor. Yani yürümemize de mi, Allah'ın bahşettiği bu nimete de mi karışacak? Yani böyle anormal şeyler duyuyoruz, demeçler duyuyoruz maalesef yöneticilerden. Üzülüyoruz iktidar mensuplarının böyle düşünmesinden, böyle hareket ediyor olmasından. Evet, biz başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere siz ve tüm katılan partililer ve milletvekillerine kolaylıklar, bacaklarına kuvvet diliyoruz. Şimdi isterseniz biz yürüyüşten ekonomiye doğru kayalım. Evet. Öncelikle hükümet tarafıyla başlayalım isterseniz. Çokça dillendirilen yapısal reformlar ve işte üretim paketleri ve benzeri şeyler, söylemler yerini bir sessizliğe, derin sessizliğe bıraktı. Yaklaşık 15 gündür hükümetten bu konuda hiç ses çıkmıyor. Yani büyüme rakamları açıklandı. Büyüme rakamlarından sonra hükümet kanadından bir açıklama geldi.
İşte biz zaten büyümenin bu civarda olacağını bekliyorduk. Türkiye büyük bir ülkedir gibi açıklamalar yapıldı ama sonrasında maalesef hiç ses çıkmadı. Bu neye delalet sizce? Kendilerinin de inanmadığı, yani o ilk çeyrek için açıklanan %5'lik büyüme kendileri için de inandırıcı olmadı. Çünkü içinde bir kere istihdamı taşımıyordu. Yani istihdamı küçüldüğü, rekor kırdığı bir dönemde, yani işsizliğin arttığı bir dönemde büyümenin, %5'lik büyümenin ne anlamı var? Ve dolu değildi maalesef. Geçen sefer konuştuğumuzda da söyledim. Evet. TÜİK'le biz bir toplantı yaptık. TÜİK Başkan ve Başkan Yardımcıları. Evet. Biz Plan Bütçe Komisyonu üyelerine bir briefing verdiler. Çalışmalarını anlattılar. Bazı şeyler sorduk. Bu büyüme rakamları o zaman yeniydi. Onlarla ilgili bazı sorularımız oldu. Sanayi büyümesiyle genel büyüme arasındaki neden paralellik olmadığı gibi, enflasyon rakamlarının nasıl hesaplandığı gibi, inanın hiçbir şekilde tatmin edici cevaplar veremediler. Daha önce olduğu gibi maalesef bu konuda da sınıfta kalınmış oldu. Dolayısıyla bu iktidarı da tabii %5'lik büyüme rakamı tatmin etmiş değil ki hemen konuyu değiştirmeye çalıştılar. En son bu pazar gecesi bitti. Biz hafta sonu da uğraştık. Genel kurulda sanayi üretim reformu diye bir şey getirmişlerdi, biliyorsunuz. Evet. Şu meşhur zeytinlikler ve meraların olduğu ama evet. Tepkiler nedeniyle meralar ve zeytinliklerle ilgili maddeleri geri çektiler. Onun içerisinde de inanın hiçbir şey yok sanayi üretimiyle ilgili. Yani sanayi deyince özellikle bu ay başında biliyorsunuz ISO 500'ün evet. Bir şey yayınlandı. İSO'nun evet. 500 büyük sanayi kuruluşu ile ilgili bir anketi yayınlandı. Orada sorunlarına bakıyorsunuz. Özellikle kaynak konusunda 500 büyük sanayi kuruluşunun %62 oranında, pardon 68 oranında, %68 oranında borçlanmayla idare ettiğini görüyoruz. Öz kaynak oranı %32'lerde. Halbuki bu 2010'da %50-50'ymiş. Yani evet. %50 iken bundan 7 yıl önce sanayi kuruluşlarında bugün %32'ye düşmüş öz kaynak ve borçlanma, kullanılan borçlanma artmış. Şeye bakıyorsunuz, ARGE konusuna bakıyorsunuz. O kadar teşvik verdiklerini söylemelerine rağmen sanayi üretiminde ARGE payı gittikçe azalıyor. %16,5 oranında ARGE harcamaları düşmüş bu 500 sanayi kuruluşu içerisinde. ARGE harcamaları düşüyor bakın böyle bir ortamda. Evet. Siz bunları teşvik edemedikten sonra ne anlamı var? İhracat rakamlarına bakıyorsunuz yine 2016 500 büyük sanayi kuruluşunun ihracat rakamları artmamış. Büyüme sanayi için söz konusu değil, bu 500 kuruluş için söz konusu değil. İstihdamda da bir artış söz konusu değil. O zaman siz bunları teşvik edemiyorsanız, bunu doğrudan bakana da söyledim. Siz bunları teşvik edemiyorsanız bu getirdiğiniz paketin ne anlamı vardır? Cevap veremedi tabii. Gerçekten çıkıp da Sanayi Bakanı çıkıp 20 dakika süresi vardır bu kanunu takdim etmesi, evet. sunması için genel evet. kurula. O süreyi bile kullanmadı. Biraz önce yani siz işaret ettiniz ya bu %5'lik büyüme sonrası unuttular, yapısal reformlardan bahsetmiyorlar, büyümeden bahsetmiyorlar diye. Evet. Gerçekten öyle. Çıkıp da Sayın Bakan kendi reform diye nitelediği paketi bile anlatma cesaretini gösteremedi. Çünkü bunları tartıştığınız zaman, şu %5'lik ilk çeyrek büyümesini tartıştığınız zaman içinin boş olduğunu, gerçek bir büyüme olmadığını görüyorsunuz kısa sürede, o anlaşılıyor. Onun için bunlara hiç girmeyelim, hiç tartışmayalım diye düşünüyorlar galiba. Evet, bu arada şimdi yani ekonomide gözle görülür bir kötüye gidiş var ve hükümet de bunun altından maalesef kalkacak gibi görünmüyor. 2019'a atfedilen seçimlerin de erkene alınıp 2018'de erken seçim yapılacağı ve hükümetin de bu süreyi de bununla atlatacağına dair de
iddialar ve söylentiler var. Siz ne diyorsunuz bununla ilgili? Evet, dediğiniz gibi bu tür iddialar var. Yani seçimler 2018 içerisinde olabilir. 2017 Kasım'dan itibaren her zaman seçim gündeme gelebilir ama gördüğümüz kadarıyla iktidarda henüz bu konuyla ilgili kesinleşmiş bir şey yok. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. İşin doğrusu iktidar seçimler 2019'da normal şu anda bildiğimiz tarihleri itibariyle söz konusu olsa yapılsa büyük bir sıkıntıya gireceğini görüyor. Dediğiniz gibi ekonomi çünkü bugün geçen yıldan daha kötü. Evet. Gelecek yılda bugünden daha kötü olacak. O net. Dolayısıyla her geçen gün iktidarın aleyhine olmuş olacak ekonomik açıdan. Bunu telafi edebilmek için seçimleri öne almak gerekiyor. Ama seçimleri öne almanın da bir gerekçesi olması lazım. Evet. Hangi gerekçeyle seçimleri öne alacaklar daha iki ay bile olmadı. Halk referandumda böyle bir karar verdi. Şimdi hangi gerekçeyle tutacağız da seçim tarihini öne alacağız? Bir de öne alınması durumunda da bir iyileşme söz konusu değil ki. Ama yine de dediğiniz gibi 2018 içerisinde bir erken seçim söz konusu olabilir. Türkiye bir seçim yapmak zorunda kalabilir. Ama o seçim de bu iktidarın lehine olmayacaktır. Çünkü sadece günü geçirmeye çalışan bir iktidar var. Sürekli olarak esnafın, çiftçinin borçlarını erteleyerek ama katlayarak da tabii bu arada faizleriyle birlikte katlayarak da büyüterek de devam eden bir iktidar var. Sadece günü kurtarıyor. Öbür taraftan vergi tahsilatı yapamıyor. Sigorta primlerini tahsil edemiyor. Kamu alacaklarını tahsil edemiyor. Öbür taraftan vermesi gereken, ödemesi gereken katma değer vergisi iadeleri var ki 150 milyarı geçmiş vaziyette onları ödeyemiyor. Evet. Böyle bir iktidarın ekonomiyi devam ettirmesi mümkün değil. Üretim zihniyetini de bir türlü getiremedi. Üretime dayalı bir ekonomi oluşturamadı. Hem tarımda hem de sanayide maalesef yapısal reformlar bekliyor. Yapısal reformlar deyince hukuktan başlaması gerekiyor. Yani bir adalet şuradan da yürüdüğümüz, demin konuştuğumuz konu. Adalet olmazsa, hukuk olmazsa yatırım ortamı, yatırım iklimi düzelebilir mi? Mümkün mü? Bunu iyileştirmesi lazım. Oradan başlayarak eğitimde reform yapılması lazım. Vergi reformu, sosyal güvenlik reformu yapılması lazım. Üretimle ilgili çok detaylı ayarlamaların yapılması lazım. Düzenlemelerin yapılması lazım. Bunların hiçbirisine bu hükümetin cesaret etmesi mümkün değil. Bir de bu referandum sonrası partili cumhurbaşkanının başa geçmesinden sonra hükümet içerisinde de bir anormallik var. Evet. Ben hep bahsediyorum. Özellikle ekonomiyle ilgili bakanlıklar ve birimler arasında büyük bir uyumsuzluk var. İyi koordine edilemiyor. Şimdi bu koordinasyonsuzluk bütün hükümet içinde söz konusu oldu. Tüm yürütme erkeği için bir şey var, koordinasyonsuzluk var. Başbakan, başbakan mı değil mi belli değil bir kere, yetkisi yok. Evet. Kağıt üzerinde olan yetkileri uygulamada yok. Onun bir kısmını Cumhurbaşkanı kullanıyor ama onun da sorumsuzluğu var. Yani böyle garip bir durum var. Farklı demeçler verebiliyorlar dikkat ederseniz. Bazı konulara başbakan yetkisinde olmasına rağmen giremiyor, boşluklar kalıyor. Her şey için sarayın ne diyeceği, ne düşündüğü, konuya nasıl baktığı merak ediliyor, bekleniyor, karar alınamıyor. Öyle anormal bir Türkiye var maalesef. Evet. Dolayısıyla bu ekonomiye yansıyor. Ekonomiyle ilgili olarak da yapılması gereken yapısal reformlarla ilgili olarak bir türlü iş yapılamıyor, işlem yapılamıyor. Evet, bir taraftan da hükümet aynı zamanda eleştirilere de kulaklarını tıkıyor. Yani dışarıdan gelen eleştirilere de kulak vermiyor. Birçok şey yapmaya çalışırken aslında hepsini de galiba eksik yapıyor. Tamamlayamadığı için de işler maalesef hiç düzelecek gibi de görünmüyor. Bunu neden görüyoruz? İşte yabancı yatırım ilk 3 ayda bir miktar artmasına rağmen Nisan'da yeniden düşmeye başladı ve %11 seviyelerinde düştü. Hükümetin verdiği destek de sınırlı kalıyor ve belli sektörlere yapıyor bu desteği. Yani işte yine inşaata ve gayrimenkule destek yaptı. İşte kampanya seferberliği yaptı, faizleri düşürdü, peşinatlar indirdi, imar yönetmeliği ertelendi.
Ama burada da bir sıkıntı var. Senin yani üretim anlamında sanayi ise sanayi, tarımsa hayvancılık ise hayvancılık, bunlara yapmadığın teşvik, vermediğin teşviği zaten bir süre sonra şişip ve balon gibi patlayacak olan bir sektöre verdiğinde zannediyorum pek yerini bulmayacak. Tabii ki aynen öyle. Çünkü hangi sektörlere teşvik verilmesi, hangi bölgelere teşvik verilmesi, bunun için de ayrıntılı bir çalışma yapılması lazım. Çünkü Türkiye'nin envanterinin, sanayi envanterinin doğru dürüst çıkarılması lazım. Geçmişte bir ara biliyorsunuz bu iktidar döneminde bununla uğraşıldı, sonra vazgeçildi. Evet. Yapılan işte yok edildi. Şu anda doğru dürüst bir envanterimiz de yok. Dolayısıyla teşvik sistemini bu envanteriniz yokken uygulayabilmeniz de mümkün değil. Bunu yapamadıktan sonra tabii ki yapısal reformlar içinde bir altyapı düzeni de oluşturamamış oluyorsunuz. Maalesef çok büyük eksiklikler söz konusu. İdare edemeyen bir hükümet söz konusu. Nereye kadar bu işi götürebiliriz ben de merak ediyorum. Ama bir an önce seçimlere belki gidilmesi, yani seçimlerden de çok olmadı, çıkalı 3 sene tamamlamadık henüz ama gidilmesi de gerekiyor, öyle görünüyor. Evet. Ama bu düzen içerisinde, bu sistem içerisinde partili bir cumhurbaşkanıyla da çok yol almamız mümkün değil. Bu anlayışla devam etmemiz mümkün değil. Etrafımızdaki olaylar, savaş, dış politik gelişmeler, tutup da Avrupa Birliği'nden şeye kadar, Orta Doğu'ya kadar her tarafta, herkeste kavgalı oluşumuz Türkiye'nin maalesef kafasını kaldırıp şöyle doğru dürüst sert adımlarla yürümesine, güzel bir yol almasına imkan vermiyor maalesef. Evet, bir taraftan da galiba kafayı kuma gömüp olayları ve durumu yok saymak gibi de bir hal var gibi görünüyor. Bu aynı zamanda işsizliğe de yansıyor. Biz önceki programlarımızda da sizinle konuştuk birçok sefer. İşsizliğin Türkiye'nin başındaki en önemli sorunlardan bir tanesi olduğunu. Yine hükümet işsizlik konusunda da aynı şeyi yapıyor. Seferberlikten bahsediyor, istihdam seferberliğinden, ancak bu seferberliğin ne kadar sınırlı ve yetersiz olduğunu da rakamlardan görüyoruz. Yani işsiz sayısı bir yılda 619 bin artmış. Bunu TÜİK söylüyor resmi rakamlara göre. Evet. Evet, ve aslında bu istihdam oranı hem yerinde sayıyor hem de hükümetin yapmak istediği bu seferberlik, başlattığı seferberlik hiç de aslında rakamlara yansımıyor. Geçen yılın aynı ayına göre işsizlik 1.6 artıyor, 11.7'ye çıkıyor. Daha da önemlisi genç işsizlerde ve kadınlardaki işsizlik oranları da artmaya ve yüksek artmaya devam ediyor. Yani genç işsizler 4.4 artıyor ve 21.4'e ulaşıyor ki önemli bir rakam. Kadınlarda ise işsizlik oranı 11.8'den 14.3'e yükseliyor. Ciddi rakamlar değil mi? Sanayi üretimi için de, yani sanayi üretimi içerisindeki istihdamın payında da bir artış söz konusu. Evet. Hem de kayıt dışılıkta da bir artış söz konusu. Evet. Yani olumsuz anlamda istihdam derken işsizliğin artış söz konusu. Bütün bunları hükümetin tabii görmesi, anlaması lazım. Bunlar için bir şeyler yapması lazım. Bütün bunlarla ilgili olarak da muhalefetle ilgili kesimlerle, sosyal kesimlerle birlikte oturması, çalışması gerekiyor. Ama hükümetin böyle bir anlayışı, zihniyeti de yok. Yani bir arada oturalım, bir şeyler yapalım, üretelim. Bunu da yapmıyorlar. Kendi işlerinde de bunu becerecek bir iradeden maalesef yoksunlar. Ama şeyde de kül bırakmıyorlar. Bu anlayışla Türkiye'nin biraz önce söylediğim gibi devam etmesi mümkün değil. Bu zinciri, bu anlayışı, bu zihniyeti kırmamız lazım. Zannediyorum bu yürüyüşün öyle de bir faydası olacak. Toplum bazı şeyleri görme fırsatı bulacak. Güneş ufuktan doğacak. Adaletle beraber güneş ufuktan doğacak. Sesimizi yer göksü dinleyecek. Türkiye dinleyecek, iktidar dinleyecek. Vicdanlar dinleyecek herhalde. Bir şeyler anlaşılacak diye düşünüyorum. Peki bu yürüyüşe de tekrar bir dönüş yapalım. Siz İstanbul'da
yürüyüş sonlandığında, aslında sonlanmayacak ama burada toplanılacak ve herkes İstanbul'da olacak. Sonrasında ne bekliyorsunuz? Şöyle, baştan da belirttiğim gibi aslında bu bir adalet yürüyüşü, sloganımız o. Adalet arıyoruz ama şöyle, bir taraftan da umut arıyoruz. Bütün Türkiye, 80 milyon Türkiye endişe içerisinde, sıkıntı içerisinde. Etrafımızdaki gelişmeler dolayısıyla, ekonomideki gelişmeler dolayısıyla, olumsuzluklar dolayısıyla, gelişme derken olumsuz gelişmeler dolayısıyla. Bütün bunlara karşı müdahale edemeyen bir yürütme erki dolayısıyla. Bizim İstanbul'a ulaştığımızda orada çok büyük bir 500 bin üzerinde 1 milyon civarında bir kalabalıkla bir miting yapmamız ve bu Ankara'dan İstanbul'a olan mesafe en az 20-25 gün sürecek olan yürüyüşümüz insanlara umut verecektir, sinerji yaratacaktır diye düşünüyoruz. Yani bütün bunların sonunda Türkiye bir şeyleri başarabilir, biz yapabiliriz, biz aşabiliriz, Türkiye üzerindeki bu kapanı yırtabiliriz. Böyle bir düşüncemiz olacak. İçeride mutsuz, umutsuz, dışarıda güvenilmez, itibarsız bir ülke olduk. Bunun bu zinciri, bu intibağı yok edeceğiz diye düşünüyoruz. Bütün bunların sonunda. Sadece adalet değil. Yani umut ve bilinç de aşılayacak bu Türkiye'ye. Bir sinerji doğuracak. O umut içerisindeyiz. Buraya gelenler onu yakalıyorlar hemen. Buraya gelen bütün basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partililer veya diğer partililerden olan, diğer partilerden olan veya partisi olan yurttaşlarım veya inanır mısınız burada AKP, AK Parti kurucuları var, yöneticileri evet. var. Onlar da geliyorlar, onlar da bizimle beraber aynı duyguları, aynı düşünceleri paylaşarak bizimle beraber yürüyoruz. Genci yaşlısı, herkesinden, her kesimden vatandaşımızla beraber yürüyoruz. Onun için bu yürüyüş sadece adalet değil, bir umut yürüyüşü aynı zamanda. Karanlıkları yırtacak, aydınlığa ulaştıracak bir yürüyüş olacak bu. Türkiye'nin umudu olacak bir yürüyüş olacak. İnşallah öyle olur. Peki Sayın Kuşoğlu, İstanbul'da bir engelleme bekliyor musunuz yürüyüş sonunda? Yani bu partili Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri tahrikkar söylemler. Yani halkı, vatandaşı birbirine düşüren söylemler. Onun için her an her şey bekleniyor. Onun için de mümkün olduğunca tertibat alınıyor. Sağ olsun jandarma güzel bir çalışma yapılıyor. Kendi gençlik kollarımızda, partililerimiz de aynı şekilde mümkün olduğunca etraftan gelen tahrik olursa onlara da kapılmadan, onlara kulak asmadan, tam tersine onları da hoş görerek provokasyona gelmeyen bir yürüyüşe, dediğiniz gibi İstanbul'a bu işi sonlandırmak istiyoruz. Peki Sayın Kuşoğlu, çok teşekkür ederiz. Size kolaylıklar, bacaklarınıza kuvvet diliyoruz. Buradan Televizyon ailesi olarak herkese selamlar gönderiyoruz. Bizden de çok selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz.